Günün ilk ışıklarıyla uyanırken doğa, Telloğlu'nda insanın emeği toprağın bereketine eklenir. Olgunlaşan başaklar özenle işlenerek ekmeğimizin unu, soframızın lezzeti olur. Topraktan fışkıran nice nebatat hayvanımızın yemi olur. Gün, bilgi ve tekniğin üretime dönüştüğü meyve bahçelerinde bereket olur. Telloğlu soğuk hava tesisleri yıl boyu sağlık ve kaliteyle saklar toprağın verdiklerini. Toprağın sadece üstündekileri değil, altındakileri de emekle birleştirir Telloğlu mermer tesisleri. Gün, Telloğlu akaryakıtta enerji olur, kavuşmak olur. Güzel ve bereketli bir günün her anında Telloğlu Değirmen Restoran'da sevdiklerinizle mutlu bir sofra olur. Sizin için güzel bir Telloğlu anı olabilmek bizim için de mutluluk olur. Güneş Adası'nın kuzey burnunda şişme botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 34 Suriyeli kaçak Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Ayvalık Devlet Hastanesi'nde sağlık muayeneleri yapılan göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Kaçaklar ifadelerinde ülkelerindeki kan ve gözyaşı dolu savaştan bıktıklarını ve daha rahat bir yaşam sürdürmek için Türkiye üzerinden Avrupa topraklarına geçmek istediklerini söylediler. Bununla beraber kanunsuz yollarla yurt dışına geçmek isteyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Hemen hemen her gün düzenlenen operasyonlarla yüzlerce kaçak göçmen boğulmak üzere kurtarılıyor, birçoğu da hayatını kaybediyor. İstatistiklere göre Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bugüne kadar Ege Denizi'nde kanunsuz yoldan yurt dışına çıkmak isteyen çoğu Suriye uyruklu 4.117 kaçak göçmen yakaladı.